İsrail'in İran'ın Şam konsolosluğunu vurmasıyla iki ülke arasında yaşanan gerilim karşılıklı tehditlerle daha da tırmanıyor. İsrail'deki Tel Nof hava üssünü ziyaret eden Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın olası saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden İran'ı tehdit eden Netanyahu, basit bir kural belirledik. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz dedi. Ülkesinin savunma ve saldırı açısından tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğunu savundu. Buna karşın İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirten Başbakan Netanyahu, bir yandan Gazze'de saldırılara devam ettiklerini, bir yandan da İsrail esirlerin geri dönmesi için aralıksız çabaladıklarını söyledi. Netanyahu ayrıca diğer bölgelerde de bir takım sıkıntılı senaryolara hazırlıklı olduklarını kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını vurgulamıştı. İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.